Şimdi içeriği gezelim. Bakalım ne tarz sokak yemekleri var. Yemekleri videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yemeğe doyamayacaksınız. Danimarka'daki yemek kültürü hakkında her şeyi öğreneceksiniz bu videoda. Sizlere en güzel sokak yemekleri nerede yenir ve ne yenir hepsini bu videoda göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmanız bizim için çok önemli. Desteklerinizi esirgemeyin. Instagram hesabımıza takip etmeyi unutmayın. Bu video bol yemekli olacak. Marketten aslında sizlere göstermek için ilk başta bir şey aldım. Sürekli markete çekiyormuşum gibi hissettiğim için marketten aldım. Sizlerle dışarıda tadım yapacağım. Şimdi Danimarka'da Genfasnira diye bir şey çok popüler. Bakın, şekil şu. Bunu evde de yapabilirsiniz. Bu üstündeki glasua diye bir şey. Bunu marketten alıp da deneyebilirsiniz. İlla gidip pahalı kafeteryalarda yemek zorunda değilsiniz. Ben de zaten sizlere dışarıda denemek istedim. Marketten aldım. Siz de marketten alabilirsiniz. Peki bu şey ne? İçinde reçel var. Ve bu reçelin dışında böyle beyazımsı glasua denilen pudra şekeriyle yapılan bir sos var. Şimdi bunun tadına bakalım. Markettekiler başarılı mı? Markettekiler başarılı. Hep el yapımı annem yaptığı için yiyordum. Ama şunu da net söyleyeyim ki markettekiler başarılı. Reçeli seven bunu da sevecektir. Danimarka sokak yemeklerinde bayağı tatlı şeyler göreceğiz. Bayağı tatlı şeyler deneyeceğiz. O zaman videomuza başlayalım. Yolda böyle at görürseniz hiç şaşırmayın. Tatlınızı yiyip gününüze devam edin. Şimdi şehrin merkezine geldik arkadaşlar. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bu çok güzel gözüküyor. Bir mağazanın önünde buldum. Danimarka'yı birisi bana özetle dese sanırım bu iki binayı seçerdim. Çok güzel gözüküyor. Aynı zamanda da böyle kutular var. Zaten IKEA'da da görmüşsünüzdür. Eminim görmüşsünüzdür. Market kısmında böyle kutular satılıyor ve bu kutuların içinde bisküviler alabiliyorsunuz. Eğer Danimarka'daki o yemek kültürünü merak ediyorsanız kesinlikle IKEA'ya gidip bu kurabiye kutularını almanızı öneriyorum. Şimdi hep birlikte artık merkezin içini yürüyelim. Bakalım yemek adına neler var, keşfedelim. Etrafta çok fazla yemek opsiyonu görmüyorsunuz restoranlar dışında. Bunun sebebi ise sokak yemekleri çok fazla, en azından kışın dışarıda yenmiyor. Aynı zamanda restoranlar da pahalı. Peki sokak yemekleri olduğunda ve daha ucuz yemek olduğunda neler tercih ediliyor? Şimdi size göstereceğim. 40 krona, 47 krona, 60 krona bu şekilde döner yiyebilirsiniz. Danimarka'da döner kültürü çok seviliyor. Mesela karşıda da 148 krona şiş kebap var. Siz göremiyorsunuz ama buradan hamburger de alabiliyorsunuz. Çoğu zaman öğrenciler veya hızlıca dışarıda hani ayaküstü bir şeyler yiyeyim diyenler bu tarz yerlerden alıyor. Başka yerlerde var. Şimdi onları da göstereyim sizlere. Bir diğer çok ünlü sokak yemeği ise hot dog. Hot dog Danimarka'da çok sevilen, bakın dışarıda çok yenilen bir sokak yemeği. Çok seviliyor. Ben de çok seviyorum bu arada. Fiyatlarını da hemen birlikte bakalım. Normal bir tane hot dog 37 kron. Eğer domuz eti yemek istemeyenler varsa da vejeteryan yiyebilir. Aynı fiyat diye görüyorum. Çok mantıklı ve çok güzel. Ben çok seviyorum. Tam bu bir sokak yemeği. Bu çok tipik bir sokak yemeği. Böyle dışarıda görebilirsiniz. Kokusu da zaten her yere yayılıyor. Bir diğer böyle sokak yemeği deyince akla gelen bence kızarmış badem diyebilirim. Bu böyle kavruluyor ve şu şekilde servis ediliyor. Bu genellikle Danimarka'da kışın oluyor. Yazın olmuyor. Biraz daha yakından göstereceğim. Rante Menla diye geçiyor. Mesela sokağa biraz daha turluyoruz. Gene karşıda hot dogçı var. Bu hot dog yani bayağı seviliyor Danimarka'da.
herkesin ayaküstü yediği bir şey. Şimdi ben size böyle sokak yemeklerini gösteriyorum. Ne yazık ki tadamıyorum. Çok pahalılar. O yüzden sadece sizlere göstermekle yetiniyorum. Ama aklınızda canlanması için şöyle bir fotoğrafını gösterebilirim. Üstünde kızarmış soğan var, turş var, ketçup var ve bu var. Aynı zamanda böyle başka bir tane var. Bu da böyle sandviç yapıyor. Aslında bir sürü opsiyon var. Mesela burası da tipik bir döner yeri. Dürüm kebap 39. Buranın ismi de Shawarma Factory. Bu çok tutuluyor. Bu çok seviliyor. Dürüm kebap. Ve şu ana kadar da dışarıda gördüğüm en ucuz şey. Yani düşünün ki bir hamburger 20 kron. Bu da dürüm kebap 39. Hangisini tercih ederdiniz? Ben tabii ki bunu tercih ederdim. Şimdi sizi biraz daha, bakın yine hattakçı, biraz daha farklı bir yere götüreceğim. Bu götürdüğüm yer aslında kapalı sokak yemekleri gibi bir yer. Fisketalk diye geçiyor. Şimdi gidince de göreceğiz hep birlikte. Burada kapalı alanda açık satıyorlar. Yani sokak yemeklerini yapıyorlar. Bunun sebebi ise biliyorsunuz, hemen geçiyoruz. Danimarka'da çok sert kışlar geçiyor ve geçtiği için de böyle dışarıda yiyemediğin zamanlarda kapalı bir yerde sıcak ve oturabileceğin bir yeri yapmışlar. Şimdi oraya yavaşça gidelim. Evet, geldik. Burası Fisketalk değil, Tova Helen'ı. Ben yanlış söyledim. Farklı bir yer burası. Yani ismi farklı, ben yanlış söyledim. Burada şimdi bakın, görüyorsunuz zaten. Ben de anlamıyorum. Bazıları etek giyiyor, bazıları ben mont giyiyorum. Mesela hava sıcak mı soğuk mu anlayamıyorum. Şimdi içeriği gezelim. Bakalım ne tarz sokak yemekleri var. Böyle bir yer. Sandviç yapıyorlar. Bu da aynı zamanda çok popüler bir Danimarka tatlısı. Şimdi Danimarka'da yoğurtlar da çok popüler. Yoğurt tarzında şeyler satılıyor. 48 krona olsun. Ondan sonra bir sürü çeşidi var bu şekilde. Chia tohumuyla yapılıyor. Aynı zamanda tavuklu da var. 85 kron. Fiyatlar değişiyor. Ama bayağı taze gözüküyor, onu söyleyebilirim. Bana biraz fiyatları tuzlu geldi. Ama tabii turist olarak gelip gezdiğinizde veya Danimarka kültürünü öğrenmek istediğinizde bence verdiğiniz paraya değer. Bu az önce bahsettiğim tatlının içi krem şantiyi ile dolu ve bir sürü opsiyonu var. Çok çeşidi var. Klasik olanı bence çok güzel. Hem böyle hediyelik güzel, hem de böyle denemelik çok güzel. Çoğu yerde bu arada denetiyor ama tabii fiyatları görüyorsunuz bayağı tuzlu. Bir tanesi 72 kron bu çikolatanın. Bunu tam anlamasam da bu da bir tatlıya benziyor. 30 kron. Binanın içini gezdik hep birlikte. Bu binanın içinde çektiğimi gördünüz. Çok tatlı şeyler var. Yani Danimarka'nın kültüründe çok tatlı tüketimi var. Hamur işi ve tatlı. Bunun yanında böyle bir pazar yapmışlar. Bunun içine de gireceğiz şimdi hep birlikte. Bu pazarda da taze olarak hani şeyler satılıyor. Aynı Türkiye'deki gibi. Danimarka kültüründe en azından çok fazla tatlı ve hamur işi var. Şunu da söylemek istiyorum. Kore yemekleri de var. Başka ülkenin yemekleri de var. Ve bunların başında genellikle o ülkeden birisi var. Bu yüzden de hani en doğrusunu, en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Şimdi bu ikinciye de geçelim. Bakalım orada neler var. Burası bence daha yemek gibi. Mesela bakın burada sushi var. Onun dışında balık ürünleri var. Oldukça balık ürünü var. Bunları muhtemelen arkada pişiriyorlar diye düşünüyorum. Ya da böyle satıyorlar. Bayağı bir balık ürünü ve şarap var.
Bazıları pişirilmiş, bazıları hazır. Mesela şu balık köftesi diye geçiyor. Türkiye'de denemedim hiç balık köftesini ama burada bayağı meşhur. Danimarka'da smørrebrød diye bir şey var. Bu smørrebrød aslında sürülmüş ekmek gibi bir şey. Zaten görüyorsunuz ekmeklerin üstünde böyle sürülmüş bir şey var. Bu Danimarka'nın kültüründe birinin evine gittiğinizde yenilen yemek. Zaten sıra da var karşıda. Size de gösterdim. Bu sürülmüş ekmekler Danimarka'da denenmesi gerekiyor. Çok fazla seçeneği var. Mesela şurada görüyorsunuz. Bir sürü opsiyon var. Ton balıklı var. Her çeşidi var. Mesela bakın burası biraz daha hani yemek üzerine ikiye ayrılmış. Tatlılar ve yemekler. Burada da gelip taze bir şekilde makarnanızı alabiliyorsunuz. Etinizi alabiliyorsunuz. Buradan da çıkıyoruz şimdi yavaş yavaş. Biraz da ben yoruldum aslında. Şimdi biraz daha havalar iyi olduğu için millet dışarıda yiyor. Ama içeride de yiyebilirsiniz. Böyle bir alan aslında. Böyle bir alanda arkadaşlarınızla gelip yiyip içebilirsiniz. Burası çok popüler bir yer. Zaten merkezde yani çok zor değil burayı bulmak. Şimdi gelelim benim ne yiyeceğime. Tabii ben dedim size burası yani bana göre bir tık pahalı. Fakat ben ucuz yerlerin nerede olduğunu az çok biliyorum. Ben o yüzden ne yiyeceğime şimdi karar vereceğim. Bakayım ben biraz bir karar vereyim. Ben de şimdi böyle bollandım, çeşit gördüm bayağı. Her yer o kadar çok bisiklet var ki. Her yerde geçemiyorum aradan. Hem bisiklet trafiği burada var. Hem burada bisiklet dolu. Hem önüm arkam bisiklet dolu. Ve inşaat ne yapıyorlar galiba? Ben ne yiyeceğime karar verdim. Ama başka bir yeri size göstermek istediğim için ilk bir oraya gidelim, dönüş yolunda da artık yemek yerim diye düşünüyorum. Şimdi yemek yememeniz gereken. Ben çünkü çokça yedim. Hem fiyattan dolayı hem lezzetten dolayı. Hani belki sunum tamam olabilir ama oraları yemeyin diye size tavsiye etmeyeceğim. Eğer yiyecekseniz de bir şey, bence sokak yemeklerini denemek için en güzel yer kapalı alandaki yer. Meydana geldik. Arkamda böylemesine uzun bir kule var. Kule diyebiliriz buna. Bu da aslında sokak yemeklerine giriyor diye düşünüyorum. Şurada oturularak içiliyor. Şimdi tabii kimse yok. Çünkü çok soğuk. Bence yine de bu anlatılmaya değer. Böyle güzel bir kuleden biranızı alıyorsunuz. Ve sonrasında güneşin altında keyif yapıyorsunuz. Kimse yok. Yani şu an açık bu arada. Ama dediğim gibi çok soğuk olduğu için şu anda kimse yok. Karşıda birisi polis tarafından ceza yiyor diye düşünüyorum. Ve karşıda yine o hot dog yeri var. Bu hot dog yerleri hepsi çok güzel. Ben bayağı denedim. Hiçbiri kötü olmadı. Bu işi biliyorlar. Hatta biliyorlar bence. Karşıya geçelim. Çünkü size ilginç bir şey anlatacağım. La Casa de Papel'i izlediniz mi? Bilmiyorum. Biz Enes'te izledik. Bu restoranların birinde çekildi. Şuralarda bir yerlerde. Meşhur evlerin oraya geldik. Limanın oradayız. Benim burada söylemek istediğim şey. Bu restoranların 3-4 tanesini ben denedim. Çok pahalı ve parasını hak etmiyor. Bence geldiğinizde sırf böyle bir manzara için oturup yemeyin. Çünkü hem parasını hak etmiyor bence, çok pahalı. Hem de yani aslında o kadar da güzel bir şey yok. Porsiyonlar biraz evet büyük ama fiyatlar çok tuzlu. Ben burada yemenizi önermiyorum. Lezzet olarak da böyle wow dediğim bir şey yok. Ha, içecek içilir. İçecek bence çok pahalı değil.
İçecek de problem yok. İçecek içilebilir, kokteyl falan. Ama yemeğe gelince yemeği ben sizlere tavsiye etmiyorum. Bunu da artık bir şey söyledi diye not edersiniz. Şurada çok güzel bir churrocu var. Churros yapan. Burası çok güzel. Burayı tavsiye ediyorum. Bunu denedim. Ama daha şöyle göstereyim. Bu şekilde veriliyor. Burası çok lezzetli. Sokak yemeklerine bence şunlar da giriyor. Danimarka'da ben bunları çok gördüm. Bu şekilde satılıyorlar. Waffle da çok var aslında burada Danimarka'da. Bir milkshake 49 kron. Bir tane ben içeriden fiyatları görüyorum. Churro muhtemelen 8'li 48 kron. Fiyatları da söyleyeyim. Gözükmüyor. Sizlere gözükmüyor. Ama churro ve içecek 75 kron. 2 içecekle 2 churro 150 kron. Bunu da söyleyeyim. Şu manzaraya baktıkça ilhamlanıyorum arkadaşlar. İlhamlanıyorum. Kışın burası bir sürü ışıkla donatılıyor. O kadar güzel ki ve Noel yaklaşınca, özellikle Noel zamanı böyle karanlık olunca daha fazla, çok fazla Noel marketleri açılıyor. Yemek açısından, denemek açısından. Ne yazık ki burada değilim Noel'de. Bu yüzden size çekemeyeceğim ama Noel'de burası çok güzel. Burnuma çok güzel kokular geldi. Burnum yanılmamış çünkü pankek görüyorum. Pankek, özellikle muzlu pankek Danimarka'da çok yenilen bir şey. Aynı zamanda dışarıda da böyle kuru yemiş satılıyor. O pankekler böyle sürülüyor. Sürüldükten sonra üstüne Nutella ve muz konuluyor. Ben şahsen çok seviyorum. Danimarka kültüründe de zaten sabahları özellikle pankek yemek çok tipik bir Danimarkalı. Sabah tatlıyla başlıyorlar yani. Hoş, ben de öyle başlıyorum. Ben de pankek yiyorum kahvaltıda. Üstüne reçel, bal. Sanki hiç tatlı değilmiş gibi pankek gene sürüyorum. Şimdi yavaş yavaş tren garına doğru gidiyorum. Bu yolda başka yemek görürsem, böyle dikkatimi çekerse sizlere de göstereceğim. Hatta şimdi bir tane görüyorum. Waffle ve pankek, dediğim gibi. Zaten karşıda da görüyorsunuz. Çok seviliyor. Şimdi o pankekçinin yanına doğru da gidiyorum. Waffle hatta. Üzülüyorum sizlerle birlikte deneyemediğim için ama çok pahalı. Bence çok pahalı. Nasıl bir şanssa bugün Kopenhag'ın herhalde en kalabalık gününe denk geldim. Bir pazartesi bu kadar kalabalık olmamalı. Özellikle saat 2 ise bir tatil falan da ben mi bilmiyorum. Çok kalabalık geldi gözüme. Bu dönerlerde bu arada her yerde, sokağın her yerinde bulabilirsiniz. Türk mü artık bunlar yoksa Araplar mı tam bilmiyorum ama her yerde var. Fiyatları bence çok uygun. Hepsinin bence uygun ya. O kadar da pahalı değil bence. Hamburger 36. Ha mesela şu 90, pahalıymış biraz. Humus 42. Bu da ucuz dedim. Bakın şu fiyatlara. Burada rahatlıkla yenilebilir. Ama ben yine burada yemeyeceğim. Bir düşündüm acaba bir döner mi yesem diye. Hatta bakın şurada dönerler gözüküyor. Bir yandan da çanlar çalıyor. Artık Michel eve gitmeli diyor. Döner yiyecektim ama işte canım çekmedi son anda. Şu da mesela meze restoran. Bu tarz restoranlarda, açık büfelerde Danimarka yemeklerini de tadabilirsiniz. Bayağı ucuza denk geliyor. 69 kron meze restoran. Buranın Türk olma ihtimali yüksek. Meze yazıyor çünkü. Burada en azından bu fiyata
denenebilir bence. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like'a tıklamayı unutmayın. Elimde de bir lakrit var. Onu yiyeceğim az sonra. İki tane pizzaya 35 kron verdim. İndirimdeydi. Canım açıkçası pizza gibi bir şey istedi. O yüzden öyle bir şey yedim. Sokak yemeklerini elimden geldiği kadar sizlere çekmeye çalıştım. Danimarka'nın kültüründe çok fazla şeker olduğunu da görmüş oldunuz. Sabah da yiyorlar, akşam da yiyorlar. Tatlı niyetine sonradan, akşam yemeğinden sonra da yiyorlar. Her şekilde yiyorlar ve ben de o Danimarkalılardan bir tanesiyim. Çünkü sabah akşam şeker yiyebilirim. Görüyorsunuz yemekten hemen sonra şeker. Muzlu pankek de ben de çok seviyorum. Üstüne bağlı reçel hepsini koyuyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu oluruz. Enes de ben de. Ben trenime doğru koşacağım. Bakın arkamda da tren istasyonu var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. We touch, we break. Make it seem like we feel the same. We love.